Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. 1 Kasım 2015 seçimlerinin sonrasındaki ilk yayınımız. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz konumuz olacak. Onunla değerlendireceğiz. Bu akşamki yayınımıza özellikle bu konuyu masaya yatıracağız. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle Aks TV izleyicilerine, bizi evlerine konuk ettikleri için teşekkür ediyorum hemşehrilerimize. Ve sizlere de Aks TV'ye de ayrıca hem havzamızı hem Samsun'umuzu tanıtımına katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz de sizinle her ay 45 dakika oturup sohbet etmekten keyif alıyoruz. Evet. Geçmiş olsun bu arada. Siz de ortalıktaki bu meşhur gribe yakalanmışsınız. Evet efendim, tabii bir aydır hem seçim çalışması nedeniyle hem de ortalıkta gezen gribe biz de yakalandık. Bir aydır istirahat edemedik. Hala ilaçlarla devam ediyoruz. Bakalım hayırlısı. Evet. Peki, şimdi birçokları açısından şaşırtıcı bir sürpriz. Sonuç, AK Parti'nin bu denli oy alması anket firmaları tarafından da çok öngörülmedi işin açığı. Bunu konuşalım. Sebeplerini biraz irdeleyelim. Hukukçu olarak nasıl bakıyorsunuz? Belediye başkanı olarak nasıl bakıyorsunuz? Evet. Normal bir vatandaş olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye ama şuradan başlayabiliriz. Bu seçim sürecini siz nasıl değerlendirdiniz? Evet. Belediye başkanı olarak kendi bölgenizde bu havayı almış mıydınız insanlardan? Böyle bir yaklaşım olabileceğini, böyle bir sonuç ortaya çıkabileceğini gösteren emareler var mıydı sahada insanlarla konuşurken? Evet, tabii efendim. Ben öncelikle bu seçimlerin milletimize, Samsun'umuza, havzamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii 7 Haziran'da bir seçimler oldu. Maalesef tek başına iktidar çıkmadı, koalisyonu da kurulmadı. Ve daha doğrusu Türkiye 4-5 aydır bir sıkıntılı döneme girdi. Herkes sıkıntılı döneme girdi bu arada. Tabii başta Ankara olmak üzere hükümet, bakanlıklar, belediyeler, vatandaş, iş adamları, esnaf, tüccar, köylü, esnaf, herkes 5 aydır bir sıkıntı vardı. Neydi bu sıkıntı? Nasıl gördü? Yani sırasında ne vardı sıkıntının? Evet, bu sıkıntının sebebi maalesef işte Ankara'da hükümet kurulmaması ve istikrar olmaması. Yarın ne olacak, yarınım ne olacak diye bir sıkıntı vardı. Bu 1 Kasım'da aşıldı. İnşallah böyle devam eder. Tabii, ama özür dilerim. Onun öncesinde bir şey var. Yine bir şiddet sarmalı toplumu biliyorsunuz. Evet. Etkisi altına almıştı. Toplumda bir gerginlik vardı. Evet. Bombalar patlamaya başladı. Ankara'da korkunç bir katliam yaşandı. Onun öncesinde Suruç, Diyarbakır ve ondan sonra askerlerimiz, polislerimiz hayatlarını kaybettiler. Bu toplumda siyasetin biraz önüne geçen bir kaygı mı yaratmışlar? Tabii efendim, 7 Haziran seçimlerinin öncesi ve 7 Haziran'da sadece ekonomi konuşuluyordu. Sadece vatandaşa asgari ücret konuşuluyordu, emekliye zam konuşuluyordu. Ekonomi genelde vatandaşın cebi ve ekonomi konuşuluyordu ama 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de maalesef çok büyük değişiklikler oldu. En önemlisi terör. 7 Haziran'dan sonra terör başlaması nedeniyle tamamen vatandaş artık teröre odaklandı. 20 Temmuz'dan sonra en son Ankara saldırısıyla birlikte terör olayları başladı. Vatandaşın etkileyen, vatandaş oy vereceğini en çok da teröre göre ayarladı. İşte 100 üzerinden vatandaş ne için oy vereceğini dersen birinciye terör geldi, ikinciye ekonomi geldi, üçüncüye emekliye zam, işte asgari ücreti, şunlar bunlar geldi. Ama evet, en önemli mesele 7 Haziran'da ekonomiydi ama 1 Kasım'da terör öne geçtiği için de. Evet. Tabii ben bu seçim sonuçlarına şaşırmadım aslında. Ben 1 ay 2 aydır, özellikle son 1 aydır seçim çalışmalarına başladığımızda ben bunu fark ettim. Hatta en az %50 oy olursa hiç şaşırmayın, 300 milletvekili alırsak hiç şaşırmayın da. Çünkü 7 Haziran'daki seçim çalışmalarımızı biz sahaya indik. O zaman da 1 ay 2 ay seçim sahalarında gezdik, mahallelerde, köylerde.
O günkü vatandaşın bize karşılaması tepkisiyle 1 Kasım'daki bizi karşılaması tepkisi tamamen değişikti. Hmm. Tamamen fark belli oluyordu zaten. Ne diyorlardı? Yani o fark nasıl ortaya çıkıyordu peki? Efendim tabii 7 Haziran'dan önce 7 Haziran seçimlerinde bize vatandaş tepki gösteriyordu. Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız. İşte Büyükşehir Yasası'nı eleştirirdi. Belediyemizi eleştirirdi, partimizi eleştirirdi, milletvekillerimizi, bakanlarımızı, herkes eleştiri bir yer vardı. Ama 1 Kasım'da maalesef bunların son bir ayda özellikle hiçbir eleştirinin olmadığını gördük. Sadece vatandaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmesin, parçalanmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda hem içeride hem dışarıda zor durumda. Ve maalesef işte hem CHP hem özellikle MHP, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyona yanaşmaması nedeniyle bir büyük Samsun'da büyük tepki, öfke, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir öfke vardı. Ha, bunu sahada gözlemlediniz yani. Doğu'da HDP'ye bir öfke, tepki vardı Doğu'da. Evet. Batı'da da bizim Karadeniz'de de MHP'ye bir öfke vardı. Bu öfke belliydi. Evet. CHP'ye mesela bu kadar öfke yoktu ama bizim bölgelerimizde MHP'ye, Doğu bölgesinde de HDP'ye bir öfke vardı. Bu öfkeyi de vatandaş sanda yansıdı. Biz bunu bir ay, iki ay evvel gördük. Hmm. Zaten bir de Sinan Bey, anketçilerin yanılması. Yani herkes niye yanıldı bu seçimde, neden öyle oldu? Evet. Ben tabii ben bir hukukçu olarak, tabii ben 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 1990 yılında, 91 yılında politikaya başladım hemen. Bir yıl sonra 25 yıldır da politikanın içindeyim. Ben 24-25 yıldır. Bir politikacı, belediye evet. Başkanı kimliğinin yanında siyasetçi evet. Olduğum için. 24-25 yıldır belki 25 tane seçim geçirdik. 25 tane seçim. Son ben hesap ediyorum da son 2002 yılından AK Parti'mizin ilk iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar 10 tane seçim yapmışız. Tecrübeler de gösteriyor ki aslında bizim partimizin 7 Haziran'da oyu 41'di ama 8 Haziran sabahı oyumuz 45'ti. Bunu hiç kimse fark etmedi. Neden 45'ti? 8 Haziran'da seçim olsaydı veyahut da 7 Haziran değil 15 Haziran'da bir hafta sonra seçim olsaydı partimiz, AK Partimiz en az %45 oylardı. Neden? Bir, en az %2 gelmeyen sandığa vardı, hep AK Partiliydi. Anketlerde var, %95 AK Parti'ye veriyor. Bir de İşte gönülsüz olarak AK Parti'ye bir tepki olarak veyahut da nasıl olsa ben tek başına iktidar geliyor diye oy vermeyen kesim vardı. Zaten 8 Haziran sabahı AK Parti'nin oyu %45'ti. Ama bunu anketçiler mi göremedi, kimse göremedi bunu bilemiyorum tabii. %45'in üzerine zaten 7 Haziran'dan sonra %45'in üzerine %4 puan daha koydu. Bunlar neden? İşte en çok MHP'den oy geldi bize. İkincisi de HDP'den oy geldi tabii. Ama zaten bunu 45'i zannederim herhalde görmediler. Veya görenler olmadı veya anketleri yanıldı. Ben bunu bu tecrübelerim, 24-25 yıllık siyasi tecrübelerimde hatta ben 7 Haziran akşamı bu iş koalisyonla yürümez. Bu iş erken seçimli olması lazım. Bugün erken seçim olsa en az AK Parti 45 alır. Hatta bir hafta sonra, ertesi günde, bu ta o 7 Haziran'da bile ben bunu görmüştüm. Ve başka peki AK Parti'nin 7 Haziran sonrasında bu sonucu almasında özellikle biraz da eleştirildi hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu seçim beyannamesinden etkilenerek ortaya koyduğu taahhütlerin etkisi var mıdır peki Murat? Efendim ben bu seçimde 1 Kasım seçimlerinde ne asgari ücretin, ne emekliye maaşın, ne ekonominin belki doların yükselmesidir, şudur budur etkileri olmuştur ama bu çok cüzi. En büyük 1 Kasım seçimleri etkileyen yol terör olaylarıdır. Hmm. Maalesef terörden dolayı vatandaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmesin, parçalanmasın diye. Çünkü gerçekten Türkiye Cumhuriyeti etrafında kuşatılmış. İşte bugün Irak'taki, Suriye'deki olaylar, iç ve dış odaklar, Türkiye'nin parçalanması, bölünmesi ve dışarıda, hem dışarıda bir tehlike vardı hem içeride tehlike. Bunu vatandaş sezdi, sezinledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tehlikede olduğunu anladığı için, tek başına iktidar da
Başka da bunun çözümü yok. Peki ama yani bunun çözüm adresi niye CHP olmadı da? Evet. MHP olmadı da? Neden bunlar olmadı? Tek ilk başına iktidardan başka bunun çözümü olmadığını, koalisyon olmadığını, koalisyon yapılamayacağını, yapılsa dahi çözümün tek koalisyonlarla bu işin çözülmüyor. Ne törenin çözüleceğini ne ekonominin çözüleceğini anladılar. Neden AK Parti'ye yüklendi derseniz, çünkü iktidara yakın, iktidar olacak tek parti AK Parti'ydi. CHP'nin %25 oyu vardı, %50'ye çıkma imkanı yoktu. MHP'nin %16-17 oyu vardı, %50'ye çıkma olanağı yoktu. HDP'nin 12-13 oyu vardı, 50'ye çıkma olanağı yoktu. Ama AK Parti'nin 41 oyu vardı. 8, blok halinde hatta 5-6 puan, 45-46 dahi olsa en az 300 milletvekili olacak şekilde bunu. En yakın iktidara, en yakın parti AK Parti olduğu için vatandaş, sağduyulu vatandaş, herkes buraya yöneldi. Partimiz olarak ben hem Samsun'daki seçim sonuçlarını hem Azo'daki seçim sonuçlarını incelediğimizde CHP'den oy almışız 7 Haziran'a göre. MHP'den oy almışız, HDP'den oy almışız. Özellikle bütün 3 partiden de oy almışız. Tabii evet. En büyük oy aldığımız kesim Milliyetçi Hareket Partisi. MHP'den tabii. Nasıl görüyorsunuz peki? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonraki serüveni nasıl olacak? Nereye gidiyor yani? Efendim tabii ben CHP veya MHP'ye şu anda kendi iç sorunları olduğu için... Hayır, deneyimli bir politikacı olduğunuz için belediye, bugün belediye faaliyetlerini de konuşmuyoruz. Siyaset evet, konuşalım tabii. Diye soruyoruz. 24-25 yıldır politikanın içindeyim diye biraz evvel bahsettim. Tabii onların şu anda CHP'nin yerinde sayması, MHP'nin düşmesi, HDP'nin düşmesi siyasi etkileri olacaktır. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda bunun etkileri görülecektir. Ama bunlar kendi iç meselelerdir. Şimdi biz buradan şu olur, bu olur dememiz hayal ürünü olur. Ama tabii bu özellikle MHP ve HDP'nin oy kaybetmesi çok büyük etkileri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımız zaman, açıklamalara baktığımız zaman onlar da şunu söylüyorlar. Terörle mücadele konusunda en dirayetli, en keskin ifadelerde bulunan siyasi parti bizdik. Hatta evet. Bu konuda işte Öcalan'la görüşen, Oslo görüşmelerini yapan bir siyasi hareket başımıza bu meseleyi getirdi, koydu. Bunun için çözüm adresi biziz. Hatta bunun için koalisyon kurmuyoruz dedi. Evet. Ama bu toplumda karşılık bulmadı. Niye bulmadı? Sebebi ne olmadı? Vatandaş dedi ki, tamam çözümü biliyorsun, çözüme yardımcı olacaksın, her şeyi biliyorsun. Koalisyon fırsatı da geldi. Senin tek başına iktidar olma şu anda 10 yılda, 20 yılda belki imkan ve ihtimal yok. Tek başına iktidar olma imkanı yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin görünen bu. Vatandaş da görüyor, seçmeni de görüyor, herkes. Senin tek çaren, iktidara gelmenin tek çaresi koalisyon. Sen bu koalisyonu da 7 Haziran'da kaçırdın. Tek başına da gelmesenin imkanın yok. 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda belki gelme imkanın yok. Bunu fırsatı kaçırdığı için özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tabii liderin en büyük tepkide peki, oldu. Peki onu konuşalım. Yani Türkiye'de siyaset liderin etrafında daha çok dönüyor biliyorsunuz. Yani evet. Kurumsallaşma durumuna baktığınız zaman maalesef bu liderin belirlediği, işaret ettiği olaylar yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bundan sonrası için bir lider değişimi görünüyor mu sizin? Efendim, tabii bilemiyorum. Tabii şu anda biz bunlara ne olur nasıl olur bilemiyoruz ama hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde HDP'de özellikle ikisinde... Milliyetçi evet. Hareket Partisi'ni söyleyin. Yani Bahçeli'nin evet. Değişeceğini öngörüyor musunuz? Değişebilir de değişmeyebilir de tabii bilemiyoruz. Siyasette rahmetlik Demirel'in bir sözü vardır. 24 saat çok uzun vakittir. 24 saatte neler olur neler der. Politikada bu 24 saatte çok şeyler şey olur. Yani 24 politika... yılda hiçbir şey olmaz ama 24 saatte de çok şeyler değişebilir. Evet. Peki HDP için ne düşünüyorsunuz? HDP burada neden oylarını kaybetti? Evet efendim HDP aslında daha oyunu tam da kaybetmedi. Daha da kaybedecekti. Ama hala doğuda maalesef baskılarla yine oy aldı. Aslında HDP'nin ben 7 esas oyu 6-7 civarında oyu var esas. 6-7 civarında veya bunu 8'i geçmez. Bugün ama batıda oyları düştü, doğuda da düştü oylar ama doğuda hala baskılar nedeniyle, karışıklıklar nedeniyle hala orada gerçek, reel oyuna düşmediğine göre. Ne olacak? Oradaki yolları tabii nasıl? 2019 yılından nasıl olur, ne olur bilemiyoruz. 2019'daki konjonktür ne olur, bugünkü durum ne olur? O gün 2019'a kadar şu anda seçim gözükmüyor vaziyet. Ama HDP'nin de tabii
barajı aşması, işte temsil açısından, parlamentonun temsil açısından da 10 nokta küsur olarak parlamentoya girmesi de bir yerde de demokrasimiz açısından iyi oldu diye düşünüyoruz. Tamam. Peki muhatap alınacak mı HDP? Bundan sonra bir çözüm süreci nereye gidiyor şimdi? Evet, tabii bunu... Hocadan muhatap alınacak mı? Evet, tabii bunları efendim ben şu anda Havza Belediye Başkanıyım. Belediye Başkanı görevim var. Tabii bunu parti büyüklerimiz, başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz bunları Ankara'da otururlar, konuşurlar. Peki. Bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum tabii ben. Peki yani 1 Kasım Pazar, 2 Kasım Pazartesi günü edindiğiniz izlenim ne oldu insanlarda, sokakta? Yani bir rahatlama mı oldu? İş tabii, çevreleri bundan nasıl etkilendi? Size neler, nasıl geri dönüştü? Efendim oldu? Tabii en büyük rahatlama vatandaşta oldu. Özellikle iş adamlarımızda, esnafımızda, tüccarımızda, sanayicimizde, halkımızda bir rahatlama oldu. Özellikle bu yönden. Ben pazartesi salı banka müdürlerini dolaştım. İşte banka müdürleriyle oturup konuştuk. 7 Haziran'dan bugüne kadar hatta dedi 2015'in yılbaşından bugüne kadar dedi kimse kredi almak için başvurmadı. Kimse krediyi sormadı. Kimse kredi alır mıyım almaz mıyım diye ta 2015'in başından bugüne kadar kimse dedi bankaya gelip de bana kredi verir misin vermez misin diye soran olmadı dedi. Dün dedi, pazartesi, salı günü dedi vatandaş kredi almıyor. Yakın etti bana kredi ver diyor. Şunu ver de en bankalardan dahi banka müdürleri dahi bunu diyor. Ekonomi rahatladı, iş adamlarımız rahatladı. Biz hatta belediyeler olarak biz bile rahatladık. 7 Haziran'dan sonra maalesef Havza Belediyesi olarak biz de bazı sıkıntılara girdik. Önümüzü göremedik, Ankara'dan gerekli destekleri alamadık. Veya biz önümüzdeki 4 yılımız daha var, 4 yılda ne yapacağız, nasıl yapacağız? Çünkü Ankara'yı görmediğimizden, ne olacağını göremediğimizden Havza Belediyesi dahi bir plan projemizde son bir yıldır özellikle 7 Haziran'dan itibaren bir sıkıntı vardı. Ama şimdi önümüzdeki 4 yılı görüyoruz. İnşallah belediye seçimleri de 2019'un Mart'ına kadar 3,5-4 yıl var. 3,5-4 yıl içerisinde biz artık önümüzü görüyoruz. Ona göre yatırım yapacağız. Kredimiz varsa kredi alacağız. Ona göre para alacağız, pul alacağız. Ve şu anda 2 Kasım'dan itibaren Havza Belediyesi olarak da rahatladık. Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak da rahatladı. Herkes de bir rahatlama oldu. Ama ne oldu yani? Sihirli bir değnek falan değmedi yani. Şimdi terör Ankara'nın göbeğinde bundan 3 hafta önce 102 vatandaşımızı insanlık dışı bir saldırıyla katleden bir durum var. Benim tabii terör durum hemen... duruyor. Yeni anayasa duruyor. Sistem tartışmaları tabii, duruyor. Evet, terör... Ekonomideki... problemler önümüzde duruyor. Yani siz bundan sonrası için iyimser olarak bakıyorsunuz. Evet, tabii. Onu anlıyorum galiba. Yani iyi olacak diye ümit ediyorsunuz. Tabii efendim. Terör de efendim. Tabii terör bir günde, iki günde, üç günde, beş günde bitecek bir olay değil. O da yavaş yavaş minimize edilecek. Veya Türkiye'de, dünyada terör hiç bitmez. Bitmeyecekti. 10 yıl sonra da terör olacak, 20 yıl sonra da, 50 yıl sonra da terör bitmeyecek. Evet. Ama bunun minimize olması önemli. Azalması önemli. Veyahut da sıfırlaması değil de İşte çok cüz'i bir yere Avrupa'daki ülkeleri seviyesine düşmesi önemli. Ben bunun tabii tamam, tek başına iktidarın işte bu yönden yapınca de önemli olduğunu, çünkü gerçekten koalisyonları 90'lı yıllarda gördük. Türkiye 70'li yıllarda koalisyonları gördü. 90'lı yıllarda koalisyonları gördü. 70'li yıllardaki koalisyonlar Türkiye'yi 12 Eylül 80'e getirdi, ihtilale getirdi. 90'lı yıllardaki koalisyonlarda maalesef Türkiye'yi işte 2001 krizine ve bugün doğudaki işte olayların artması hep 90'lı yıllarda olmuştur. Yani tamam bu tespitlerde var ama ileri demokrasilerde Avrupa'da 2-3 siyasi eğilim bir araya gelip işte kavga etmeden, kargaşa olmadan ülkeleri yönetebiliyorlar. Bu biraz demokrasi kültürünün o toplumda yerleşmesiyle ilgili anladığım kadarıyla. Tabii efendim, tabii bizde maalesef koalisyon kültürü hala yok. Olsa bile maalesef 70'li yıllarda biz onları denedik. 90'lı yıllarda denedik. Koalisyonlu yılları maalesef olmadı. Hem terör yönünden olmadı, hem ekonomik yönden, hem siyasi istikrar yönünden maalesef koalisyonlu yıllar Türkiye'ye iyi gelmedi. Çünkü
Batı'daki gibi bir demokrasimiz belki daha olgunlaşmadı, ileriye gidemedi. Bugün İngiltere'de, Almanya'da veya işte Fransa'da, Belçika'da olduğu gibi onlar iki parti, üç parti bir araya gelip koalisyonlar yapıyor. Hatta ben, efendim, ben Türkiye'de başkanlık sistemini savunanların yıllarca 1990 politikaya girdiğim 1991 yılından bugüne kadar başkanlık sistemini savunan bir siyasetçiyim ben. 90'lı yıllardan beri. O zaman rahmetli Özal savunmuştu. Maalesef yanlış anlaşıldı. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini savunuyor. Yine yanlış anlaşıldı. Sanki Özal, rahmetli Özal başkan olacak, ömür boyu orada kalacak. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız başkan olacak, ömür boyu orada kalacak. Böyle bu, bir bu konu... tek şahıslara indirgendiği için vatandaşımıza biz bunu anlatamadık. Hatta biz bunu kendi partimiz şu anda %49 oyumuz var. 20 küsur milyon seçmenimiz var. Kendi seçmenimize dahi başkanlık sistemini anlatamadık. Bu... Ama Türkiye'nin en iyi sistem başkanlık sistemin olduğunu düşünüyorum. Çünkü başkanlık sisteminde koalisyon yok. Birinci hafta olmazsa ikinci haftada seçim olacak. %51 alan, mutlak çoğunluğu alan iktidara gelecek. Ve tek başına iktidarların da Türkiye'nin kalkındığı yılları bakıyoruz. İşte Cumhuriyet'in ilk yılları, Atatürk dönemi zamanı hariç. 1950'li yıllar, işte Özal'lı yıllar ve şu andaki AK Parti yılları. Bu konu çok tartışılacak gündemde. Siz tabii, tabii önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde efendim zaten başkanlık zaten sistemi de tartışılacak. Ama ben 25 yıldır başkanlık sistemini savunuyorum. Başkanlık sisteminin Türkiye için en iyi sistem olduğuna inanıyorum. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye gelmesini de ben en büyük taraftarıyım. Çünkü başkanlık sistemi olsaydı bugün 7 Haziran'daki durum olmazdı. Tek başına iktidar olurdu. Ama A partisi, ama B partisi, ama C partisi, ama tek başına iktidar olur. Burada, ama ona gelene kadar daha çok evet. Şey var tabii ama bir de bir diğer taraftan da bizim bugün sizinle oturup sohbet etmemizi, oy kullanmamızı, bir birey olarak kendimizi ortaya koymamızı bize armağan eden cumhuriyet var. Evet. Cumhuriyet sistemi var. Evet. Parlamenter sistem var. Yasama, yargı, yürütme işlevini mi yitirdi de biz yeni bir sistem arayışı içerisindeyiz? Bunlar ileriki günlerde tartışılacak. İleriki günlerde sizinle efendim, de belki tabii efendim, bunları konuşalım. Zaten demokrasilerde bugün dünyada kaç tane demokratik ülke var? Bunların yarısı başkanlık sistemiyle yönetiliyor, yarısı parlamenter sistemiyle. Evet. Cumhuriyetin sistemine bir zararı yok. Sadece demokratik düzenin, seçimlerin, sistemin değişmesidir diyoruz. İşte bunları ileriki günlerde zaten evet. Bunlar inşallah tartışılacak. Ama bugünkü en önemli olay 1 Kasım olayıdır. Gerçekten 1 Kasım'da halkımız bize güvenini tazeledi. 13 yıldır 2002'den 2015'e 13 yıl oldu. 13 yıldır iktidarda kalmak, yıpranmadan kalmak ve oyunu yıpranmamış olabilir mi? Yıpranmadan kalmak dediğim oyunu düşürdü, çıkardı ama en son yine %49-50'ye getirdi. Havzada. Bu yüzden ben tabii bu büyük başarıdır. Belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, demokrasi tarihimizde görülmemiş işlerden biridir. Rahmetli Menderes 10 yıl iktidarda kalmıştır. Özal 10 yıl kalmıştır. Ama sonunda işte devamlı düşüşe geçmiştir. Ama AK Parti'miz, bizim partimiz 2002'de %34-35 ile başlamıştır. Bugün en son seçimde %49'a gelmiştir. Bu da büyük bir demokrasi ve başarıdır diyorum ben. Başarıdır diye peki, söylüyorum. Şimdi biraz daha Havza'dan konuşalım. Evet. Bir organize sanayi bölgesi sizi çok heyecanlandırmıştı ama orada evet, olumsuz evet. Bazı gelişmeler oldu. Müteahhit bu işi yürütemeyeceğini açıklamıştı. Evet. Sonrasında biz ihaleye çıkacağız. İşte korkmuyoruz demiştiniz. Şimdi 18 Kasım'da galiba evet. İhaleye çıkıyorsunuz. Bir sorun var mı Murat Bey orada planlarınızda? Organize sanayi bölgesinin bundan sonraki yol haritası ile ilgili bir kaygı taşıyor musunuz? Endişe taşıyor evet, musunuz? Evet efendim tabii bizim havzamız her programda biz bahsediyoruz. Birinci hedefimiz havzada sağlık ve termal turizm. Birinci havzanın kaderi, gelişmesi. İkinci de havza organize sanayi. Bizim 40-50 yıllık iki tane planımız var. 40-50 yıla hitap eden. Birincisi termal turizm,
İkincisi de havza organize sanayi. İşsizlik ve göçü önleyecek iki tane önemli plan. Sağlık turizminde şu anda iki tane hastanemiz, 100 yataklı, 150 yataklı hastanemizin inşaatları devam ediyor. Önümüzdeki yıl ikisi de bitecek, açılacak. Sağlık alanında yatırımlarımızı tamamlamışız. Bizim hedefimiz var, en az 5 tane 5 yıldızlı otelin olması konusunda. Bu konuda da bir gelişme olmuş. Onu da efendim tabii Ankara'da, burada firma ismini vermek istemiyorum. Tabii Ankara'da bir firmayla görüşmelerimiz tamamladık, bitti. Yerini de aldı. İnşallah önümüzdeki 2016 yılında temelini atacağız. İşte biraz evvel bahsetmiş olduğumuz gibi 7 Haziran'dan sonra maalesef bu iş adamımız dahi yerini aldığı halde, peki, yerini yani aldığı halde, tapusunu aldığı halde 1 Kasım'a kadar bekleyeceğim dedi. 2 Kasım'da size geri dönüş yapacağım ve yapıp yapmayacağımı, temelini atıp atmayacağımı bize söyleyeceğim dedi. Pazartesi, salı günü görüştük iş adamımızla, firmayla. Hemen inşallah yeri şu anda hazır. 2016 yılında da temelini atacak. Ne yapılıyor burada? Burada 5 yıldızlı otel ve tatil koyu yaptırılacak. Evet. Bir dönüşüm içerisinde havzayı gitmeye çalışıyorsunuz. 40-50 dönümlük bir arazi içerisinde 5 yıldızlı otel ve tatil koyunu şu anda inşallah önümüzdeki yılda temelini atmayı düşünüyorum. Bugün 7 Haziran'da, 1 Kasım'da da yine koalisyon çıksaydı veyahut da yine kavat çıksaydı belki bu iş adamımız gelip havzaya yatırımını yapmayacaktı. Ama şu anda 2 Kasım'dan itibaren bu iş adamımız kararını verdi. Havzaya gelip 5 yıldızlı oteli önümüzdeki yıl yapacak. Peki. Ve organize sanayi biraz evvel bahsetmiş olduğunuz gibi ikinci havzamızın en önemli 40-50'lik planı havza organize sanayi. Bektiğim bölgesinde tabii 5-6 yıl evvel buranın biz planları, projeleri, organize sanayi kuruldu. Bir 4-5 yıl bir duraklama devri geçirdi. 4-5 yıl bu duraklama devri geçirdi. Bu da Bektiğim Belediyesi, Havza Belediyesi meselesinden 30 Mart'tan sonra Havza Belediyesi organize sanayinin yönetimine girdi. 30 Haziran'dan sonra hızlanma oldu. Daha sonra ihale oldu. Bir müteahhite biz geçen yıl buranın ihalesi, bir altyapı ihalesi verildi. Müteahhit de başladı. Geçen yıl hatta bu aylarda başlamıştı. Fakat 2015 yılında maalesef ekonomik krize girmesi nedeniyle işi bıraktı. Şu anda Sanayi ve Ticaret Bakanımızla görüşmelerimiz devam ediyor. 18 Kasım'da inşallah buranın yeniden ihalesi olacak. Yeni bir müteahhitle birlikte yeniden başladığımızda önümüzdeki yıl, bir yıl içerisinde buranın altyapısı, elektriği, suyu, kanalizasyonu bittiğinde burada 60-70 tane parsel var. Tahsislerine başlayacağız. Bura bizim 40-50'lik bir planımız. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 40-50 yıl sonra burada en az 50 tane, 60 tane fabrika olduğunda işte havzada işsizlik ve göçü önleyeceğiz. Havzada bir termal turizm, iki organize sanayiyle havza termal turizm merkezi olacak. İki havza organize sanayisiyle de sanayi ve ticaret merkezi olacak diyorum. Ben buradan 1 Kasım seçimlerinin havzamıza, Samsun'umuza, Türkiye'mize herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah havzamızda da bundan sonra bahsettiğimiz artık yatırımları önümüzdeki yıllarda da gerçekleştireceğiz diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Bundan sonra önünüzde bekleyen sorunlar var. Büyükşehir Belediyesi Kanunu sizi zaman zaman hizmet üretme noktasında sıkıntıya sokuyor. Hatırlıyorum, söylemiştiniz. Hizmet bekleyen köyler var. Projeleriniz var ama işte bir an önce de biz bile 1 Kasım bekliyorduk. Hep bu 1 Kasım bekledik. Herkes 1 Kasım bekledi. Biz de 1 Kasım bekledik. Artık bundan sonra inşallah tam hızla devam edeceğiz. Peki. Hem Samsun Büyükşehir Belediyesi yatırımları hem Havza İlçe Belediye yatırımları 1 Kasım'dan sonra ivme kazanacak, artacak ve daha da hızlı devam edecek. Evet. Çünkü önümüzdeki 4 yılı artık gördük. 2019 yılına kadar hem belediye seçimleri yok, hem milletvekili seçimleri yok. 4 yıl seçimsiz bir çalışma dönemi olacak bizim için de, herkes için de. Ben tekrar bizi izleyen Aks TV izleyicilerine, bizleri evlerine konuk eden izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, Murat İkiz, Havza Belediye Başkanı konuğumuzdu. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Fuat Köktaş konumuz olacak. Onunla seçimi masaya yatıracağız. Bizden ayrılmayın efendim.